Geçen hafta 43 yaşımı doldurdum. 40'lı yaşları çok sevdim. Çünkü 40'lı yaşlarla birlikte kendimi tanıma sürecim hızlandı ve hayattan daha fazla keyif almaya başladım. Yaşımın ilerlemesi ve bu dünyadaki zamanımın azalması beni elbet zaman zaman ürpertiyor. Öte yandan her geçen gün iç dünyamı ve yaşamımı düzenleyerek, dönüştürerek, güzelleştirerek yaşıyor olmak kendime, insanlara, yaşama ve tüm canlılara karşı sevgimi artırıyor. Ve şunu biliyorum, sevginin arttığı yerde korku otomatik olarak azalır. Peki bütün bu kazandığım içgörüler ışığında 20'li yaşlardaki kafası oldukça karışık ve hayatı çok zorlanan yaşayan Meral'e ne gibi önerilerde bulunurdum? Bugün bu videoda 40'larımdan 20'lerime bilseydim çok daha rahat ederdim dediğim 40 öneri paylaşacağım. Önerilere geçmeden ben Meral Kızılkaya Demirtaş. Bu kanalda her hafta kendini geliştirmene destek olacak videolar paylaşıyorum. Kanala abone olarak her hafta yayınladığım videolardan faydalanabilirsin ve kanalıma destek olabilirsin. Desteğin için şimdiden teşekkür ediyorum ve önerilere geçiyorum. 1. Başkalarından tavsiye al ama hayatınla ilgili önemli kararlar verirken kendi iç sesine kulak ver. Herkes kendi deneyimleri doğrultusunda sana öneriler veriyor. Şunu unutma, duydukların onların deneyimi, senin yaşayacakların bambaşka olabilir. 2. Ailenden ve okuldan her denediğin şeyin sonuca ulaşmasının başarı olduğunu öğrendin. Ancak asıl başarı denemek istediklerini deneme cesareti göstermektir. İnan bana hayatı bu şekilde yaşayan insanlar hem daha mutlu hem de çevrelerine daha fazla ilham veriyorlar. 3. Henry Ford'un şu sözünü hep aklında tut. 20 ya da 80 yaşında olsun fark etmez. Öğrenmeyi bırakan herkes yaşlanır. Ömür boyu öğrenmeye devam edenlerse hep genç kalır. 4. Harekete geçmek için mükemmel şartların oluşmasını bekleme. O mükemmel şartlar hiç oluşmayacak. Bugün elinde olan imkanlarla engel olarak gördüğün her şeye rağmen yapmak istediğin şeyler için harekete geç. Voltaire'in söylediği gibi mükemmel iyinin düşmanıdır. 5. Yaşadığın travmatik olaylar yüzünden içinde sürekli hissettiğin bir acı var. Varlığını o acıyla özdeşleştirme. Kendini tanıma ve iyileştirme çaban sayesinde hissettiğin o acılar zamanla hafifleyecek. 6. Geçmişinle kavga etmeyi bırak. Geçmişinle kavga ederek en büyük zararı kendine veriyorsun. Yaşadıklarını seni sen yapan hikayenin bir parçası olarak görmeyi dene. 7. Şu basit kuralı her ortamda uygulayabilirsin. 2. Ayak kuralı. Eğer bulunduğun ortamda öğrenmiyorsan ya da ortama bir katkın yoksa, iki ayağını kullan ve bunları yapabileceğin bir yere git. 8. Mutlu olmak için toplumun başarı standartlarını takip etmek zorunda değilsin. Mutluluğun dışarıdan iyi görünen bir hayattan çok içeriden iyi hissettiren bir hayat oluşturabilmekle ilgisi vardır. 9. Hayır demeyi öğren. Hayır demek bencil ve kaba biri olduğun anlamına gelmez. Düzgün bir üslupla hayır diyebilmek kendine sağlıklı sınırlar çizmenin anahtarıdır. 10. Finansal okuryazarlık öğren. Şimdiden çok küçük miktarlarla da olsa yatırım yapmaya başla. Parayı erken yaşlarda yönetmeyi öğrenmen sana hayatta büyük fayda sağlayacaktır. 11. Bazı problemler gözünde çok büyüyor biliyorum. O problemleri gözünde büyütmek onlardan kaçmana sebep oluyor. Problemlerden kaçmak onların daha da büyümesine sebep olur. Kendine şu soruları sormayı dene. Bu büyük problemi daha çözülmesi kolay küçük parçalara nasıl ayırabilirim? Çözüm için atabileceğim küçük de olsa bir adım var mı? 12. Bazen kendini aydınlığı hiç göremeyeceğin karanlık bir tünelin içinde hissediyorsun. O hislerin seni umutsuzluğa ve eylemsizliğe sürüklemesine izin verme. Karanlığı aydınlığa adım adım çevirmenin yolu yaşamdan kaçmak değil, ona dahil olmaktır. 13. Yoga yapmak kendine yaptığın en büyük iyiliklerden biri. Bedeninle ve nefesinle bağ kurmayı öğrendikçe kendinle ve yaşamla bağ kurma şeklinde dönüşecek. 14. Kitap okumak konusunda pragmatist bir yaklaşım sergileme. İçinden gelen, hoşuna giden kitapları oku. Böyle davranmak içindeki okuma sevgisini büyütecek ve besleyecektir. 15. Kimlerle vakit geçirdiğini ara sıra gözden geçir. Kendine şu soruyu samimiyetle sor. Bu insanlarla vakit geçirmek bana iyi geliyor mu? Hiçbir arkadaşlığı sonsuza kadar sürdürmek zorunda olmadığını kendine hatırlat. 16. Önünde uzun bir ömür var. İş hayatında risk almaktan, farklı işler denemekten, farklı sorumluluklar üstlenmekten korkma. İş hayatına bu şekilde bir çeşit oyun gibi yaklaşmak
yaklaştığında onun düşündüğün gibi sıkıcı olmak zorunda olmadığını göreceksin. 17. Değişim için sarf ettiğin küçük de olsa hiçbir çabayı küçümseme. Yaşamda her çabanın bir karşılığı var. 18. Gelişmek için çabalamak güzeldir. Ancak bazen insan bu çabanın içinde güçlü olduğu yönleri beslemeyi ihmal eder. Seni hayatta ileriye taşıyacak olan gelişim alanların değil, güçlü yönlerindir. Güçlü yönlerini anlamayı, kullanmayı ve beslemeyi ihmal etme. 19. Günde 10 dakikada olsa meditasyon yap. Meditasyon yaparak zihnini gözlemlemeyi öğrenmek bir süper güçtür. 20. Mutsuzluğa giden en kısa yol kendini başkalarıyla kıyaslamaktadır. Zihnin kıyaslamaların içine girdiğinde odağını elindeki güzelliklere çevir. Kendine şunu sor. Elimde olan ve sahip olduğum için şanslı hissettiğim şeyler neler? Bunları kullanarak hayatımı daha iyi yere nasıl götürebilirim? 21. Çabayı bırakma ama bazen de olanları kontrol edemeyeceğini bil. Bazen bir şeyler olur ve elinden hiçbir şey gelmez. Bu noktada olanları akışa ve zamana bırakmaya çalış. Bazen en iyi ilaç zamandır. 22. Çok bunaldığında açık havada uzun bir yürüyüş yap. Hareket etmek zihnindeki kara bulutların dağılmasına yardımcı olacaktır. 23. Fırsat buldukça doğada zaman geçir. Çıplak ayakla çimenlerde yürü mesela ya da bir ağacın altında otur. Doğada zaman geçirmek ruhuna iyi gelecektir. 24. Başkalarının düşüncelerini olduğu gibi doğru kabul etme. Okudukların ve duydukların üzerine düşün ve kendi düşüncelerini, kendi yaşam felsefeni oluşturmaya başla. 25. Bazen seni sen yapan özellikler yüzünden farklı ya da tuhaf hissedebilirsin. Bu farklılıkları topluma ayak uydurmak için yok etmeye çalışma sakın. Ralph Waldo Emerson'ın şu sözü kulağına küpe olsun. Seni sürekli başka biri yapmaya çalışan bir dünyada kendin olabilmek en büyük başarıdır. 26. Zorlandığın zaman yakınlarından, sevdiklerinden yardım istemekten çekinme. Yardım istemek seni güçsüz kılmaz. Yardıma ihtiyaç duyduğunu reddetmek seni güçsüz kılar. 27. Kendini kimseye kanıtlamak zorunda değilsin. Başarmak istediklerini başkaları için değil, kendin gerçekten istediğin için başar. 28. Kendine yapabileceğin en büyük iyiliklerden biri ekonomik bağımsızlık elde etmektir. Ekonomik bağımlılık bir çeşit köleliktir ve pek çok kadın kendi elleriyle kendilerini köleleştirirler. Sen kendini bu tuzağa düşürme. 29. Sürekli aynı insanlar ve aynı ortamların içine sıkışıp kalma. Farklı ortamlara girip farklı insanlarla sohbet etmeyi dene. Bu hiç düşünmediğin konularda yepyeni perspektifler kazanmana yardım edecektir. 30. Sokak hayvanlarını besle ve onlarla bağ kurmayı dene. Bu hiç beklemediğin bir şekilde seni neşelendirecektir. 31. Toplumun güzellik ve moda standartlarını takip etmek zorunda değilsin. Kendi doğal halini sevmek ve kendi stilini oluşturmak, kendi güzelliğini keşfetmenin anahtarıdır. 32. Küçük büyük demeden başarılarını kutlamayı ihmal etme. Genelde insanın odağı hep yapılacaklardadır. Yapılmış olanı kutlamak, yıpranmadan güç toplayarak ilerlemene yardımcı olacaktır. 33. Fikirlerin, davranışların, hatta değerlerin bile zaman içinde değişebilir. Bu değişime direnmek yerine ona izin vermek seni özgür ve hafif hissettirecektir. 34. İnsanların sana davranışlarını asla kişisel algılama. Aslında kimsenin seninle bir derdi yok. Herkesin kavgası kendisiyle. 35. Ağlamak seni güçsüz kılmıyor. Aksine ağlayamaman sıkıntı olurdu. İçinden geldiği zaman ağla ve bundan utanma. 36. Değerli hissetmek için başkalarından onay alma ihtiyacı kurtul. Kendi değerini kendine değer vererek oluştur. Kendine değer vermek, kendi yaşam felsefeni oluşturdukça ve onu takip etme cesaretini gösterdikçe kolaylaşacaktır. 37. Küçük ve sade zevklerin güzelliğini keşfet. Çünkü hayat dediğin tüm o küçük şeylerin toplamıdır bir bakıma. 38. Ağzından çıkan sözlere mümkün olduğunca dikkat et. Sarf ettiğin her sözün hayatında sandığından çok daha büyük bir etkisi var. 39. Hayatını istediğin yönde ellerinle şekillendirme gücüne sahipsin. Bunu yapabilmenin birinci adımı yaptığın her seçimin farkında olmak ve seçimlerinin sorumluluğunu üstlenmek. Böyle hareket etmek seni kurban bilincinden kurtaracaktır. Ve 40. Kalbinin sesini dinlemeyi ve hayallerinin peşinden gitmeyi hiç bırakma. Hayatı böyle yaşamak sana hep çok iyi gelecek. Bu maddelerden hangisi ya da hangileri ilgini çekti? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Bu video hoşuna
hoşuna gittiyse insanın sevdiği işi nasıl bulabileceğini anlattığım şu videomda ilgini çekebilir. Videoyu beğenip kanala abone olarak içeriklerime destek olabilirsin. Desteğin için şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.